Şimdi anomali tespiti nedir? Şimdi anomali tespit dediğimiz olay, elimizde bir süreç var. Bir veri üreten bir süreç bulunuyor. Bu bir siber, yani bu bir network ağı olabilir. Örneğin işte bir şirketin network ağı olabilir veya bir fabrikadaki çalışan bir şey olur. Arkadaşlar şimdilik şeyi kapatabilir miyiz? Mikrofonları. Teşekkürler. Bir fabrikada çalışan makinenin çıkarttığı sesler olabilir. Buradaki seslerden belki bir anomali tespiti yapabiliriz. Ve anomali tespitinin aynı zamanda medikal tarafta da bir takım kullanımları var. Yani bir hastalık da aslında bir anomali durumudur. Bir kanser, bir radyoloji görüntüsünde bir kanserin olması da, bir kanserli bir tümörün olması da bir anomali durumudur. Bunun gibi birçok alanda aslında uygulaması olan, sektörde çok fazla karşılığı olan bir yöntem. Ve bunun bilgisi de o yüzden çok değerli. Şimdi burada neden sektörde bu kadar karşılar? Neden bunu yapmaya çalışıyor? Örneğin bankalar bir fraud tespiti yapmaya çalışıyorlar. Neden bu kadar önemli? Çünkü anomali olan bir şeyi anomali değil olarak nitelendirmek çok costly bir durum. Yani bunun bize çok büyük zararı var. Bir hastayı hasta değil olarak işaretlemek veya siber bir atak değil olarak tahmin etmek bize büyük zararlarla gelebiliyorlar. Ama tam tersi, tabii ki onun da zararı var ama onun kadar değil. Anomali tespitini zor yapan şeylerden bir tanesi de elimizde anomali olarak nitelendirebileceğimiz etiketli veri sayısı çok az. Yani kendi prediktif model oluşturacağız, evet. Elimizde data bulunuyor. %99'u normal, %1'i anormal. Bu belki de iyimser bir yaklaşım şu anda, %1 normal demek. Ve geleneksel prediktif bir yöntem, machine learning algoritması burada overfitting ile çok fazla overfitting içine boğulabiliyor. Bu nedenle anomali tespiti için problemlerine yaklaşırken ekstra bir dikkatle yaklaşmamız gerekiyor. Şimdi burada ne tarz yöntemler kullanılıyor? Rule-based yöntemler var. İşte şu şundan büyükse, bu bundan büyükse. Aslında basit bir decision tree'yi düşünebiliriz. Onun rule-based olarak yazıldığını düşünebiliriz. Örneğin 5 yıl öncesine kadar belki hala bankalarda rule-based yöntemler kullanılıyordu. İstatistiksel yöntemler mevcut. Burada örneğin interquantile range diye bir yöntem var. İşte birinci kuantildan 1,5 IQR, yani istatistiksel bir yöntem. Q3, üçüncü kuantil ve birinci kuantil arasındaki farkı alıyoruz. Ona göre belli bir interval belirleyip o interval dışında kalan noktalara outlier diyebiliriz. Veya direkt olarak standart sapmayı kullanarak bazı yöntemler geliştirebiliriz. Makine öğrenmesi algoritmaları ve deep learning algoritmaları mevcut. Imbalance datadan bahsettik. Yani burada örneğin anomali tespiti üzerine konuşurken hani dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi de biz bu yöntemin başarısını nasıl değerlendireceğiz? Eğer %99'u zaten normal, %1'i anormalse biz her şeye normal diyerek de %99'luk bir başarı sağlıyoruz. Bu nedenle elimizdeki değerlendireceğimiz metriklerin ne oldukları çok önemli. Anomalileri ne kadar anomali olarak tespit edebiliyoruz? Bunu ölçmemiz gerekiyor. Bu yöntemleri konuşurken aslında unsupervised teknikler biraz acaba anomali tespitinde supervised yöntemlere göre daha iyi olabilir mi diye biz bu konuda bir araştırma yapmak istemiştik. Ve gerçekten de bu alanda acaba supervised yöntemlerin yanına koyabileceğimiz, onlardan da bir şeyler öğrenebileceğimiz yöntemler içinde olabilir mi? Örneğin siz daha önce unsupervised yöntemlerle hiç çalıştınız mı? Veya unsupervised yöntem olarak neler yaptınız, neler biliyorsunuz? Örnek verebilecek olan var mı? DBSCAN algoritması vardı. Bilmiyorum kullandım ama R'da kullanmıştım ben. Unsupervised diye hatırlıyorum. Yanılıyor da olabilirim. DBSCAN, ha şey, Density Based Clustering. Evet. Aynen. Bugün local outlier faktör birazcık ona benziyor aslında. Tamam. Onu bugün koymadık ama o da aynen unsupervised bir yöntem. Başarılıydı yani. O hoşuma gitmişti. Biraz uzun zaman alıyordu ama proses etmesi. Teşekkürler. Ha. Başka örnek verebilecek var mı? Unsupervised yöntem olarak. Hani burada ne kadar detaya inmeliyiz? Hani biraz da onu ölçmeye çalışıyorum.
Daha böyle language model'larda unsupervised learning diye şey yapabiliriz. Bir sequence alıyoruz. Yine aslında sequence bizim şeyimiz oluyor. Ya da bizim işte AI Projects'te müzikle alakalı bir şeyimiz vardı. O da sequence'la alakalıydı. Hani target'ımız da zaten X. Yani reconstruct etmeye çalışıyoruz X'i. Aslında orada bir autoencoder yapısı kullanıldığı Evet, için autoencoder biraz daha mantıklı. supervised öğrenme oluyor. Aynen, tamamdır. Teşekkürler Şafak. Yani unsupervised teknikler, elimizde bir labeled data yok ve label olmamasına rağmen biz bir prediktif model oluşturabilir miyiz? Veya elimizdeki task neyse label olmadan onu yapabilir miyiz? Zaten NLP, Şafak'ın verdiği örnekte zaten hani label'ın olmasının belki de çok büyük bir anlamı yok. Öyle bir yöntem için, öyle bir problem için, ama anomali tespitinde diyelim ki biz bir finans şirketiyiz ve fraud tespiti yapmaya çalışıyoruz. Yeni kurulan bir şirketiz ve fraudlar oluyor ama elimizde label yok. Hani ne oluyor, ne bitiyor bilmiyoruz. Böyle bir business problemimiz olduğunu düşünelim. Birazdan bunun üzerine biraz da detaylandırarak bu yöntemleri tartışacağız. Yani bu hafta anomali tespiti üzerine konuşurken Isolation Forest, Local Outlier Factor, Autoencoder, XGBoost ve CatBoost algoritmalarını kullanacağız.